Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşamki dersimizin kalan kısmından devam edeceğiz inşallah. Yani şiire benzeyen bir üslup var ama şiir değil. Düz yazı gibi gözüküyor. Düz yazı değil. İkisi ortası bir üslupla Bediüzzaman tamamen hakikatleri ortaya koymuş. Hakikat ağırlıklı. Geldiğimiz yerin başlığı şöyle başlıyor. Mevt yani ölüm tevehhüm edildiği, sanıldığı gibi dehşetli değil. Bunu anlatacak şimdi. Dalalet vehmidir, mevti dehşetlendirir. Dalalet, sapıklık, din dışılık, dinsizlik, imansızlık. Bu insana ölümü çok dehşetli gösterir, diyor. Mevt, tebdil-i camedir. Tebdil-i came, yani elbise, beden değişikliği anlamına geliyor. Yani insan maddi bedenini soyunur. Ruh ölümsüz zaten. Dünyevi bedenine benzeyen misali bir beden elbisesini giyer. Berzah alemi dediğimiz o ruhani hayata geçer. Tebdil-i came bu. Ya tahvil-i mekandır. Yer değiştirmedir. Sicinden bostana çıkar. Sicin zindan demek. Yani dünya zindanından özellikle ehli iman cennet bahçelerinden bir bahçe hüviyetinde olan berzah alemindeki hayat tabakasına geçer. Kim hayatı isterse şehadet yani şehitlik istemeli. Şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Sekeratı ölümü tatmamış her bir şehit. Kendini hay biliyor, görüyor. Lakin yeni hayatı daha nezih buluyor. Zanneder ki ölmemiş. Yani zaten Bakara suresinde Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyle öyle haber veriyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Yani Allah yolunda öldürülenlere siz ölü demeyiniz. O diridir, lakin siz bilmezsiniz diyor. Bu ayetin mealini şiir üslubu içinde üstad ifade etmiş. Diğer şehit olmadan ölen müminlerle kıyaslandığı zaman şehidin ölümle geçtiği alemin farkını şöyle anlatıyor. Meyyitlere nispeti yani normal ecelinden ölen insanlara kıyaslaması, dikkat et şuna benzer. İki adam rüyada lezzaiz envanı cami, bütün lezzetleri içinde barındıran güzel bahçede ikisi geziyorlar. İkisi de ayrı ayrı rüya görüyor. Biri rüyada olduğunu bilir, lezzet almıyor. Onu müferrah etmez, ferahlandırmaz. Belki teessüf eder. Neden? Çünkü ben uyansam şu rüyada gördüğüm lezzetlerin hepsi elden çıkacak, kaybolacak. Ondan teessüf ediyor rüyada olduğunu bildiği için. Öbürsü biliyor ki alemi yakazadır. Yani o rüyada olduğunun farkında değil. Rüya görüyor ama onu normal uyanık hayat zannettiriyor Cenab-ı Hak ona. Hakiki lezzet alır, ona hakiki olur. Rüya misali zilli, misal aleminin gölgesidir rüya alemi. Misal ise, misal alemi, berzahın zilli olmuştur. Berzah denilen hakikat, insan öldüğü zaman yeniden diriliş sabahına geçer kadar geçen İnsan ruhani hayatı var ya, ölen insanların ruhları devam ediyor. Hadis-i şerife göre
ya cennet bahçelerinden bir bahçe tadında hayatlarını ruhani olarak devam ettiriyorlar ya da cehennem çukurundan bir çukur şeklinde. İşte misal alemi denilen bir alem var. O berzah alemindeki hayatın gölgesi olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine benziyor. Yani o rüyasında ben rüya halindeyim. Bu şahane bahçedeki nimetler, lezzetler uyandığım anda kaybolup gidecek diyebilen bir adamın durumuyla rüyada olduğunun farkında olmayıp hakiki hayat zanneden diğer rüya görenin adamın durumuna benziyormuş. Şehitlerle normal ölmüş olanlar arasındaki farkı üstad bu misalle izah etti. Tabii şunu söyleyelim, daha evvel bu Haşir Risalesi olan 10. sözü okurken ifade etmiştik. Ölen insanların ruhu nereye gidiyor? Hakikaten insanın aklına gelmeyen bir soru değil bu, geliyor. Yani mesela dinsizlerin, münafıkların, kafirlerin, çok aşırı günahkar müminler de dahil, bunların ruhları nereye gidiyor? Cevabı gayet açık. Ahiretin büyük cehennemine vekaleten yerin karnındaki mağma tabakasının muhtelif derecelerinde o azap ehli insanların ruhları şu anda hala azap çekmekle meşgul. Ya ahiretin büyük cehennemi ayrı. Orada ruh beden müşterekliğinde cehennemde azap çekecek kafirler, zındıklar, münafıklar ve bir de ilaveten çok aşırı günahkar müminler. Peki sevapları günahlarından fazla olan samimi müminlerin, samimi dindarların ruhları nereye gidiyor? Yerin karnındaki küçük cehenneme onların ruhlarını Allah hiç gönderir mi? Onların ruhları da berzah aleminin çok muhtelif tabakalarına gönderiliyor. Bir kısımların ruhları yıldızları yükseltiliyor üstadın ifadesiyle. Ya hatta Allah'ın çok makbul bir kısım kullarının ruhları ise hadis-i şerifte Tuyur'un Hudrun diye isimlendirilen yeşil cennet kuşları varmış. Allah'ın emriyle o mübarek ruhlar o yeşil kuşların içine giriyor ve o yeşil kuşların, yeşil cennet kuşlarının duyguları ve azalarıyla şu anda mevcut olan cennet alemini gezerler, tayaran ederler, uçarlar, oraları seyrederler diyor. Yani yeter ki sen imanla kabre gir. Yeter ki bu dünyada imanın gereği olan iyi amellerle büyük sevaplar kazanarak günahlardan kaçmış olarak hayatını sürdürmüş ol. Öldüğün zaman zaten cennet bahçelerinden bir bahçe tadında Allah öyle mümin kullarına daha ahiretin cennetine gitmeden cennetin manevi lezzetini ruhen öyle ruhlara tattıracak. Onun için Allah'tan her zaman Rabbimizden imandan kabre girmeyi niyaz etmeli, dua etmeli. Başta 5 vakit namaz olmak üzere Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmede gayret etmeliyiz ki bu bahsi geçen müminlere mükafatlı olan berzah alemine biz de kavuşmuş olalım. Evet, bu usta söylenecek çok söz var ama bu kadarla iktifa edelim. Şimdi konu değişmiş tekrar. Bir başka başlık var. Siyaset efkarın aleminde, yani kamuoyu diyelim biz buna, bir şeytandır istiaz edilmek. Allah Allah. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınıldığı gibi menfi siyaset anlayışının her çeşidinden şeytandan sığındığımız gibi Allah'a sığınmak lazım imiş. Bakalım ne diyecek şimdi bu
başlık için Bediüzzaman, dinleyelim. Siyaset-i medeni, şimdiki hazır medeniyetin siyaset anlayışı, ekserin rahatına feda eder ekalli. Ekserin rahatına azınlığı feda eder. Belki ekalli zalim, azınlıkta olan zalim, kendine kurban eder eksirini avamı. Halkın çoğunluğunu zalim azınlıktakiler kendi keyfine, kendi menfaatine feda eder. Adalet-i Kur'ani tek masumun hayatı kanı heder göremez. Masumun kanı boş yere feda edilemez. Kur'an öyle söylüyor. Onu feda edemez. Değil ekseriyete, hatta nevin umumu. Ya, önemli ya. Şimdi ayet-i kerime var. Üstad Hazretleri onu buraya almış. Maide suresinin 32. ayeti. Bir kısmını almış. Şöyle başlıyor. Men gatele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil art feke ennemâ gatelen nâse cemî'a ve men ahyâhe feke ennemâ ahyen nâse cemî'a. Baştaki böyle az kısmını almış. Ben tamamını okudum. Men gatele nefsen bi gayri nefsin. Yani kim bir cana kıymamış masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı ölmüş, öldürmüş gibidir. Ayetin devamı öyle geliyor. Ve kim de birisini diriltirse ve men ahyâhe feke ennem ahyen nâsı cemiyâ. Yani manen ölü hükmünde olan bir insanı iman dairesine, hidayet dairesine gitmesine vesile olursa birisi de, o da bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Ayetin bütünü böyle izah ediyor. Şimdi bu ayet, yani kim bir cana kıymamış birisini öldürürse, masum birisini öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Mealindeki ayet, iki sırrı azimi, çok büyük sırrı vaz ediyor nazara. Biri mahz-ı adalet, adaletin ta kendisi. Bu düstur-ı azimi ki, fert ile cemaat, şahıs ile nev-i beşer, kudret nasıl bir görür, adalet-i ilahi ikisine bir bakar, bir sünnet-i daimi, Allah'ın koyduğu genel bir kaide bu. Bunun için uhuvvet risalesi olan kardeşlik risalesi Bediüzzaman diyor ya, vermiş olduğu misal öyle. Mesela bir gemide yani bir masum ile 9 tane katil olsa, o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılamaz. Ta ki o masum o gemiden kurtarılıncaya kadar. Olsun ya, bu katillerden kurtulmak için varsın bir kişi de ölsün gitsin arada. Hayır, Kur'an buna izin vermiyor. Adalet-i mahsa budur. Zaten yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Asr-ı saadette dahili muharebe olarak ilk yapılan Cemel hadisesidir. Cemel vakası diye geçiyor İslam tarihinde. Hazreti Osman radıyallahu anh 3. halifeyken 25-30 kişilik bir linç ekibi gelmiş, çete, katil sürüsü. Ve hakikaten kalabalık bir grup tarafından şehit edilmiş. Ama kimin öldürdüğü de belli değil. Hançeri kim vurdu? Kim vurduya gitmiş? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, adalet-i mahza gereği kim onu şehit ettiyse onu bulup cezasını verelim. Ama adalet-i izafiyi düşünenler, hayır, bunlar onu saklıyorlar. Biz 30'unu birden öldürelim ki adalet yerini bulsun. Ya bir tane katil yüzünden 29 kişi daha öldürülebilir mi? İmam Ali buna razı olmuyor. Aralarındaki bu içtihat dediğimiz görüş farkından dolayı bir türlü anlaşamamışlar. Ve kılıçlar çekilmiş tabii haliyle.
Hazreti Ali Efendimizin etrafında onu haklı bulan sahabeler toplanmışlar. Bir de Ayşe validemiz, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir bin Avvam, bunlar da karşı tarafta savaşmışlar. İçtihat üzerinde anlaşamayınca, adalet-i mahsa ile adalet-i zafiye arasındaki anlaşmazlıktan savaş olmuş ve Cemel vakası böyle gerçekleşmiş. İşte burada Hazreti Ali Efendimiz isabetlidir diyor, doğru içtihatta bulunmuş Üstad Hazretleri. Ama karşı tarafın görüşü hata ise de onlar yine ehli azap olmayacaklar. Onlar da ehli cennet ve saadet olacaklar. Çünkü içtihat bir ibadettir. Eğer içtihat görüşünde isabet ederse iki sevap, edemezse yine bir sevap var. O bakımdan sahabilerin asr-ı saadette kendi aralarında yapmış olduğu bu içtihat mücadelesinde dedikodu yapmak katiyen doğru değil. Kıylıkal etmeyin demiş büyük zatlar. Çünkü hem ölen hem öldüren ikisi de ehli cennettir. E bize de burada susmak düşer. Ama Hazreti Ali Efendimizin adalet-i mahsayı tercih ederek görüş söylediğinden isabetli olduğu da kesin. Öyleyse masumun hakkı her zaman korunması gerekiyor. Şahs-ı bait hakkını kendi feda ediyor. Lakin feda edilmez hatta insana. Yani bir insan vatan, millet, Allah için, din için, iman için kendi hayatını feda ederek eğer hareket ediyorsa o tamam. Ama kişinin kendi rızası olmadan, milletin selameti için dahi olsa, bir kişi rızası olmadan onun hayatı feda ettirilemez. Onun iptali hakkı hem irakayı demi kanın dökülmesi hem zevali ismeti, iptali hakkı nevin hem ismeti beşerin mislidir hem naziri. İşte biraz evvel konuştuklarımızın böyle şiir üslubu içerisinde üstadımızın söylemiş, söylenmiş şekli. İkinci sırrı budur. Hodgami bir ademi, yani bencil bir insan, hırs ve heves yolunda bir masumu öldürse, eğer elinden gelse, hevesle mani ise harap eder dünyayı, imha eder beni ademi. Yani şimdiki Batı medeniyetinin siyaset anlayışı bu. Mesela yani okurken hatırıma gelen örneği söyleyeyim, çok misalleri var. Mesela 1945 yılında gelindiği zaman İkinci Dünya Savaşı'nın artık sonuna doğru Amerikan donanmasını Japon uçakları Pearl Harbor denilen limanda demirlemiş olan o gemileri imha etmişler. Kamikaze denilen böyle uçaklar gemilere kendisini direkt çakmış, gemiyi batırmış. Tabi onun şeyi de ölüyor o zaman. Harakiri yapan o ne derler ona, intihar pilotları uçaktan birden geminin bacasından içine dalıyor. Gemiyi parçalayıp gömülmesine sebep oluyor. Tabi Amerikan donanması orada zarar görünce Amerikalılar insanlık tarihinde ilk defa ve son defa olmuş zaten Japonya'ya iki tane atom bombası attılar. 20 kilotonluk ağırlığında. Hem Hiroşima'ya hem Nagasaki'ye. Ama askeri bir alan değil ki o. İki tane şehre sivillerin masumluğunu, çoluk çocuk, genç, ihtiyar ayrımı yapmadan sivillerin üzerine bomba atıyor. Toplamda 250 bin insanın kömür gibi yanarak ölmesine sebebiyet vermişler. Hala o atom bombasının izleri devam ediyor ve yeni doğan çocuklar sakat doğuyor çokları yani. Yani kendi hasis menfaatleri için iki tane şehri yok etmişler neredeyse Japonya'da. Onun için böyle siyasetten, şeytandan,
şeytanın şerrinden Allah'a sığınıldığı gibi böyle siyasetten Allah'a sığınmak lazım diyor. Hatırıma gelen misali böyle ifade etmiş oldum. Bir başka başlık. Zaaf hasmı teşcih eder. Allah Allah. İnsan kendisini zayıf olduğunu hissettirdiği anda düşmanın cesareti de arttırırmış. Allah abdini tecrübe eder. Allah kulunu tecrübe eder. Kul Allah'ını tecrübe edemez. Başlık bu. Bakalım burada ne var? Bu başlık için. Ey haif ve hem zayıf. Yani korkak ve zayıf adam anlamında. Havf ve zaafın, korkun ve zayıflığın beyhude. Hem senin aleyhinde tesirat-ı harici tesiri teşcih eder, cesaretlendirir, celbeder. Şimdi bu cümle için şunu söylemek istiyorum. Mesela bir köyden geçiyorsunuz veya bir sokaktan geçiyorsunuz. 4-5 tane köpeğin saldırmak için koşarak geldiğini gördüğünüzde eğer sen tabanları yağlayıp kaçmaya kalkarsan peşinden koşar, seni düşürüp parçalarlar. Halbuki dik durup yerden taş alıyor gibi veya bir sopa alıyor gibi hareket ettiğin zaman onlar kuyruğunu kıstırıp kaçarlar. Zayıf olduğunu hissettikleri anda zarar verirler. Hayır, cesurane tavrın içinde olduğun zaman zarar veremeyip kendi kaçarlar o köpekler gibi. Yani mesela Amerika donanmasıyla efendim bir takım şu Yunanistan'da yapmış olduğu bir şeyler var ya, neydi onların adını bilemiyorum, oraya bir takım şeyler kurdular, silahlar yığdılar falan. Şimdi Türkiye korktuğunu hissettirdiği zaman çullanırlar. Ya da Kuzey Irak ve Suriye'de boydan boya bir terör koridoru kurmak istediler. Eğer Türkiye korkaydı, geri çekileydi, çoktan o terör devleti kurulmuştu. Ama korkmadığını göstererek efendim barış harekatı, Zeytin Dalı harekatı gibi harekatlar yapıldı. Ve Amerikalılar Türkiye'ye bir şey yapamadılar. Türkiye burada çok ağır bastı devlet olarak. Korktuğumuzu anlasaydılar yandıydık. İşimiz kötüydü. Ve yıllar boyu bizi başımıza ağrıtan PKK, bu sefer PKK, PYD, terör devleti diye bir asır daha bizi rahatsız edecekti. Cesurane davranıldı devlet olarak. Üstüne gidildi ve o fırsat onlara verilmedi. Yani zafiyet hissettikleri zaman üstüne çullanırlar. Cesur davrandığın zaman onlar bu sefer durumunda kalırlar. Ey vesveseli ve ham, vesveseli korkak kişi. Muhakkak bir maslahat mazarrat-ı mevhumi için feda edilmez. Allah Allah. Yani muhakkak maslahat mevhum bir mazarrat için feda edilmez. Yani sana lazım hareket netice Allah'ındır, işine karışılmaz. Allah çeker abdini meydana imtihana. Böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der. Abd kul ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. Allah beni muvaffak edecekse şayet ben bu işi yaparım demek Allah'ı denemek anlamına gelir. Çok yanlış olur. İsa Aleyhisselam'ı demiş şeytan. Madem her şeyi o yapar, Allah yapar. Kader birdir, değişmez. Dağdan kendini at, o da sana ne yapar? Bir gör demiş. Şeytan şeytanlık yaparak İsa peygamberi kandırmak istiyor. İsa İslam dedi, ey melun, ey lanetlenmiş varlık. Abd kul edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Bu kadar bu bölümü de. Yani şunu söylemekte yarar var.
İnsan kendi vazifesini yapmalı, Allah'ın vazifesine karışmamalı. Yani ben şimdi mesela Cenab-ı Hak diyor ki kuluna, ey kulum sen şöyle yapsan ben de sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye imtihan eder. Ama kul, ya Rabbi ben kendimi beşinci katlına şey atsam, sen beni öldürür müsün, öldürmez misin diye Cenab-ı Hakk'ı denemeye kalkmak, kulluğun edebine aykırıdır. Mesele bu. Şimdi Üstad Hazretleri bu meseleyi işte İsa Peygamber'le olan o temsili hikayeyi anlattı ya, bir de şunu söylüyor. Mesela Harzemşahlar Sultanı, onun kahraman kumandanı aynı zamanda Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın Moğol ordularına karşı defalarca savaşarak hep galip gelmiş. Bir seferinde gene taraftarları, hocaları, alimleri demişler ki, Allah seni Cengiz Han'a karşı galip edecek. Cesurane müdafaamızı, savaşımızı yapalım demişler de, o zat demiş ki, ben Allah'ın rızası yolunda cihad etmekle vazifeliyim. Galip etmek, mağlup etmek Allah'ın vazifesidir. Onun içine karışmam. İşte diyor Bediüzzaman, o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla çoğu kez Cengiz Han'ın çekirge sürüsü gibi ordularını mağlup etmiş. En sonunda şehit olmuş ama yine Cengiz'in Müslüman ordusu içinden şey yaptı, satın aldığı hainler yüzünden olmuş. Mağlubiyeti yine öyle olmuş. Savaşarak mağlup olmamış. Hainlerin yüzünden mağlubiyeti sebebiyet verilmiş. Esas önemli olan sen kendi vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Ben şöyle şöyle hizmet edersem ey Rabbim sen beni bu hizmette muvaffak eder misin gibi Cenab-ı Hakk'ı tecrübevari bir tarzdaki hareket kulluğun edebine tamamen aykırıdır. Bunu da böyle anlamış olalım. Bir başka kısacık bir ders daha. Beğendiğin şeyde ifrat etme. Aşırıya gitme yani. Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Pan zehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür. Bu kadar ders. Yani sen bir başkasının kendisine iyi gelmiş bir ilacını hiç doktora gitmeden sana iyi gelen bana da iyi gelir diye kullanmaya kalkarsan belki senin karakterine, yapına, mizacına, fiziğine ters olacak. Ona ilaç sana zehir olur. Ya da ya bu ne güzel hapmış, ben bir tane değil de bir tüp kullanayım dersen doğru karşıya kadar ahireti uğurlamak zorunda kalırız. Yani istediğin kadar Allah'ın şifa verdiği bir ilaç da olsa haddinden fazla kullandığın zaman senin ölümüne sebebiyet verebilir. Böyle şeylerde ifrat edilmemek lazım. Bu iki misalden hareketle hayatın her cihetinde bu düstur kullanılabilir. Son olarak şunu da okuyalım. İnadın gözü meleği şeytan görür başlıklı bir yazı. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine, melek der, rahmeti de okudur. Muhalif tarafında eğer meleği görse, libasını değişmiş onu şeytan zanneder, adavet, düşmanlık, lanet eder. Bediüzzaman Hazretleri bunu kendi hayatından misal olarak söylüyor. 1920'li yıllarda işte İstanbul'un işgali yılları olmuş. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildi İngilizler tarafından. Bir gördüm ki diyor salih dindar bir alim, diğer salih dindar bir alimi böyle kafir olmak derecesinde şey yapmış, aleyhinde konuşmuş. İyi ama senin siyasi görüşüne muhalif diye dindar bir alimi sen nasıl kafir dersin? Ona demiş ki, senin siyasi fikrine uygun
Bir şeytan yardım etse ona melek diyeceksin. Senin fikri siyasine muhalif olan bir dindar alim olsa ona şeytan deyip lanet okuyacaksın. Demiş, ikaz etmiş adamı. Ve siyasetin bu dehşetli sonucunu gördükten sonra o günden beri Euzü billahi mineşşeytani ve siyaset demiş Bediüzzaman. Yani şeytandan ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım. Yani böyle siyasetten, böyle olumsuz siyasetten Allah'a hakikaten sığınmak lazım. Bunun çok detayları var ama benim de vaktim bittiği için burada bırakalım. İnşallah başka bir zaman önümüze denk gelirse yine konuşuruz inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.